Bu video namaz kılanlara gelsin. Bu video kitap okuyup film izleyenlere gelsin. Bu video kendini entelektüel, gezgin, bilgili, girişimci sananlara gelsin. Bu video kendini alim sananlara gelsin. Hadi başlıyoruz. Bersisa, İsrail kavmi içinde abid yani çok ibadet eden ve zahid, çok dindar, bilgili bir zattı. 200 yıl boyunca mağaradan hiç çıkmıyor, ağacın dibine gidiyor, bir tutam ot yiyor, bir el su içiyor, geri mağarasına gidiyor. 200 yıl boyunca şanı, şöhreti doğuya ve batıya yayılmıştı. Her nerede bir hasta olsa şifa için ona başvuruyorlardı. Tabi 200 yıl boyunca böyle bir insan olduğu için şeytan onu kıskanıyor. Hatta şeytan, ben Allah'ın vaadi gelene kadar bu adamla uğraşmam lazım diyor. Yoldan çıkarmak istiyor. Kimi? Alim Bersisa'yı. Şeytan diyor ki, 200 yıl boyunca mağarasına kapanmış böyle alim bir zatla nasıl uğraşırım, nasıl yaparım diye durmadan düşünür. Fakat bir türlü çare bulamaz. Şeytanın oğullarından biri, bu işi bana bırak diyor. İnsanlar için genç kadından daha etkili bir tuzak olamaz. Bu şeytan yavrusu pek çok plan aradıktan sonra son derece güzel bir sultan kızı bulur. Kızın beynine girip onu hasta eder. Sara krizi geçirir. Bu durum karşısında sultan dönemin bütün doktorlarını toplar. Fakat bir çare bulamaz kızına. Şeytan bir insi, insan kılığına girip saraya geliyor. Ve sultana gidiyor, diyor ki, sultanım bak bu mağarada bir adam var diyor. Bersisa adında 200 yıllık inanılmaz bir alimdir. Bu kızın kurtulmasını istiyorsanız onu Bersisa'ya götürün. Bu işi o çözer diyor. Kızı hemen Bersisa'ya götürürler. Bersisa dua ediyor ve gerçekten kızın Sara krizini çözüyor. Şeytan da kızı bıraktığı için kız iyileşiyor. Eve geliyor kız, bir daha hastalanıyor. Bir daha götürüyorlar. Tekrar iyileşip tekrar gidiyor. Bu işlem bayağı bir sürüyor. Bu durumda şeytan sultana, sultanım bu iş böyle olmaz. Sen kızını Bersisa'nın mağarasına koy. Uzun bir süre bırak. Bersisa kızı iyi etsin diyor. Olayı iyi idrak edelim lütfen. Şeytanın oyunlarını iyi görmekte fayda var. Mağarada bir an Bersisa ile yalnız kalıyorlar. Tam bu noktada Peygamber Efendimiz, eğer bir erkek bir kadınla bir yerde yalnız kalırsa orada üçüncü olarak bulunan şeytandır hadisini idrak etmemiz lazım. Kızla uzun bir süre mağarada yalnız kalan Bersisa da kızın yüzüne hiç bakmamış. Şeytan birden Bersisa'yı dürtü gönderiyor. Diyor ki, şunun bir kaşına bak kanıyor mu? Gözüne bak açık mı? Bersisa büyük bir alim olduğu için şeytan ona birden dürtü göndermiyor. Yavaş yavaş içine giriyor. Bir bak bari öldü mü, kaldı mı diye içine işliyor. Tam Bersisa kafasını çevirip kıza doğru bakıyor. Kızın Sara krizi tutuyor. Kriz tutunca kız üstündeki örtüyü atıyor. Bersisa dayanamıyor. Gönlü kıza meylediyor ve ona zina ediyor. Zina ettikten sonra çok pişman oluyor Bersisa. Ben ne yaptım? 200 yıllık bir alimdim. Bu hale nasıl düştüm dedikten sonra şeytan ne yapacağını düşünen Bersisa'nın yanına insan kılığında geliyor ve derdini soruyor. Bersisa olayı tek tek anlatınca şeytan, ey Bersisa, senin gibi bir alim böyle anılamaz. Sen 200 yıllık bir alimsin. Kolayı var. Kızı öldürürsün. Sonra hastalığı tuttu. Bir şey yapamadım. Zaten öldü. Ben de gömdüm dersin. Alim olduğun için kim sana inanmaz ki diye akıl veriyor. Bunun üzerine Bersisa şeytana uyuyor. Kızı boğarak öldürüp gömüyor. Tam sultan babası geliyor, dertli bir şekilde, Bersisa sen elinden geleni yaptın deyip tam kapıdan çıkarken sonra şeytan başka bir adam kılığında sultana geliyor. Şeytanı görüyoruz değil mi? Bir ona gidiyor, bir buna. Aynı günümüz münafıkları gibi bir ona oynuyor, bir buna. Demek ki şeytan en büyük işini hep böyle münafık huylu insanlara yaren bırakmış. Şeytan insan kılığına girip kızın sultan babasına gelip, ya bir mezarı kaz mezarı. Kız öldü mü? Öldürüldü mü? Boğuldu mu? Dirildi mi? Ne yaptı bu Bersisa kızına? Sultan bu duruma çok kızıyor.
babası mezarı bir açıyor, görüyor ki Bersisa gerçekten zina ettikten sonra kimse anlamasın diye kızı boğmuş, öldürmüş. Sultanın babası veriyor hükmü. Kısasa kısas, Bersisa'yı idam edeceksiniz diyor. Bersisa'yı bağlayıp dar ağacına götürürler. Halk toplanmış, ibret-i alem için asılacakken tam boynuna ipi geçirecekleri zaman şeytan kendi kılığında Bersisa'ya görünüyor ve diyor ki: "Ey Bersisa, bütün bunları sana ben yaptım ama kurtuluşun hala benim elimdedir. Sen bana secde et, seni kurtarayım." der. Bu Bersisa'nın Allah'a bırakıp şeytana kulluğu kabul etmesi demekti. "Bersisa, gerçekten beni kurtarabilir misin bu durumdan?" diyor. Şeytan, "Tabii kurtarırım, sen bana bir secde et." Çaresiz olduğuna inanan Bersisa bunu kabul ediyor. "Ama bu halimle nasıl sana secde edeyim? Başımda ip var." diyor. Şeytan, "Sen kalben bana secde et. Secde niyetine başını eğ, bir işaret kafidir." diyor. Şeytan zaten böyle değil mi güzel insanlar? Şeytan kendine tapılmasını istemiyor mu? Puta tapan kime tapıyor? Ata, ineğe tapan kime tapıyor? Paraya tapan kime tapıyor? Bu kadar Allah'ın ayeti varken ve bunu biliyorken hala "ben lüks hayat istiyorum" deyip faize bulaşan kime tapıyor? Hanımına, çocuğuna, eşine, dostluğuna tapıp Allah yolunda gitmeyen kime tapıyor? Mala mülke tapan kime tapıyor güzel insan? Yine şeytana tapıyor. Şeytan diyor, "Sen kalben bana secde et." Bersisa da, "Madem sen beni buradan kurtarıp eski hayatımı vereceksin, sana kalben secde ediyorum." diyor. Zavallı Bersisa, o çok ibadet eden, çok dindar, çok bilgili Bersisa, tatlı canını kurtarmak için başını şeytanın önünde eğince şeytan, "Tamam" diyor, "görüşürüz" diyor. Bersisa diyor, "Nereye gidiyorsun? Hani beni buradan kurtaracaktın?" diyor. "Allah şahit, ben senden uzağım. Vallahi ben Allah'ın rahmetinden ve büyüklüğünden korkarım." deyip onun yanından ayrılıyor. Bersisa da bunca günaha ilave olarak imansız ölüp gidiyor. Ve Bakara suresi 217. ayet bize şöyle sesleniyor: "Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar." En güzele emanetsiniz. Selametle. Sen de bu videonun başkalarına faydalı olabileceğini düşünüyorsan bu videoyu beğenip paylaşıp yorum yapabilirsin. Bize destek olmak istiyorsan da kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsin. Sebep olan yapan gibidir. Hakkınızı helal edin. En güzel emanetiniz selamet.